bir düelistsiz de oynayabilirsiniz bu oyunu. Bunun da örneklerini çok gördük açıkçası. Ya elinde Swashbuckle ve Wood varken yani. Düelistsiz oynamak tabii tamamen oyun planıyla alakalı. Ve şimdi Icebox'a geçiyoruz. Her iki takıma başarılar diliyoruz. Bakalım haftanın maçını kim kazanacak? Firefox S2G mücadelesi 3. haritada Icebox'da devam ediyor. İlk yarıya savunmada başlayacak Firefox ve savunmayı şu an için daha çok A tarafında yapıyorlar diyebiliriz. A'ya yakınlar. Hücum ekibi de tutku kullanmayı tercih etti ve buradan yine yetenek aldılar. Tarihi kırdılar, ardından birebir değişim. Wood Reyes'i düşürdü ama Gekko yakalandı. Yani JJ ve canı az olan bir Jlerst aynı zamanda Wood'un canı da 53'e kadar düşmüş. Biraz hasar aldı Fireflux. Oyunu da B'ye götürmek üzere gibi. S2G, Sociable yakın, flash'i de var. Bakalım nasıl bir müdahale gelecek. Evet. İşte Sociable. Bayağı bir hasar aldı. Biraz hasar bıraktı. Rast. Çok rahat. Mutfaktan hareketlenmişti. İki headshot çıkartıyor Jlerst ve Y2C'ye ve durumu 4'e 2 yaptı Sociable. 15 can, Boot. 53 can, Boot. Rus'u yakaladı. Güzel bir vuruş ama Power'a hemen duvar arkasını, duvar arkası ve Power'a. Artık bu haritada sürekli ortaya çıkan senaryo. Power'a burada görülecek ve Boot tarafından düşürülecek ama Lurs. Riz ikilisi omuz omuza oynuyor burayı ve Riz tarafından Wood yakalandı. 1-0 S2G tabancayı kazanarak başlıyor. Sociable'ın ilk canı yoktu yani. Canı olsa biraz daha farklı olabilirdi işte ama ilk mermide düşürüldü ve sonrasında o duvarın arasından da Wood çıkamadı. 3 kill'le Wood round'u tamamlıyor fakat arkadaşlarından hiç katkı alamadı Wood. Burası için tüpteki 2 skor oldukça önemliydi. Ve takımı için. Ki Vandal, bir Ghost, ki de Spectre olacak zannediyorum. Bu şekilde bir satın alım yapılıyor. Bu Anteco'ya girilirken. Friends'ler var, Shorty var. Yok, Şerif'miş o, pardon. Şerif var. Kill tehdidi var. Evet, 3 oyuncu sarı arkasında. Bir de burada Y2J. Onlara yemleyebilir ama Ross yani bu yemden sağ ve Ross herkesi ipi dizdi. Power'a Sociable'da takaslıyor devamında 4'e 1. Durum Wood çok güzel bir tek gönderdi Rizzi'ye. İki oyuncuyu böylece başardı ama... Ya Vandallar alınıyor. Evet Vandallar alınıyor. Önemli olan bu. Günün sonunda bir Eco Round'da. Aynen. Önemli olan şey anti Eco Round'da. Vandalları koruyor musun, korumuyor musun? Russ'ın ultisi var aynı zamanda. Evet. O kadar vurdu ki. İki kere de ölünce ulti geldi. Ve şimdi bayağı sağlam bir round. Satın alım açısından. S2G bonus safhasında. Ve savunma ekibi Wood'un ultisiyle bu roundda oynayabilir. Russ ultiyi hemen aktifleştiriyor, aktif hale getiriyor. Wood da kaynama noktasıyla oynayacak. Sociable yakın bir savunma yapmak istiyorlar. Rahat oldu yeteneğin anlamı. Evet. Alarm mod var bir de top altında tabii. Ama yine de mutfak artık. Tamamen açık ama bu esnada oradan oynayan kimse yok. Herkes A tarafına doğru geldi. 3 kişilik bir A savunması var. Burada Harbour, Gekko ve Sky var. Burası test edilecek şimdi. Ooo silahın ucunu gördü. Yes, açılışı yaptı. Yes, bir tane daha vurdu. Sociable. Yani eline herkes aşağıdan yürürken eline bir flash alması bu pozisyonu kazanamayacağı anlamına geldi. Arıyor şu an Russ. Yeteceği görecek de. Aslında çok ihtiyacı yoktu gibi buna bir şans tanımış oldu bence Y2C'ye. Evet ve... Özür dilerim FF'e. Y2C asit havuzu geçtikten sonra ilerleyecektir. Bir tane tanet var, bir asit havuzu daha kullanıldı. Lursun nerede oldu? Ve atlayan ilk oyuncu Y2C! Y2C yakaladı Lursun. 2v2'ye geliyor, canı çok az. Bu esnada hareket de ediyor Power'a. Arkasından çıkıp onu düşürmek isteyince tamamen ona uzandı. Bire bire kadar geliyor Power'a. Bire bir de... Jlerst'e karşı süre avantajı Power'a'da. Jlerst rakibini aramaya çalışacak. İpin üzerinde mükemmel hareketlendi. Power'a kendini göstermiyor. Jlerst şimdi kendini gösterdi. Çözmediğini de anladı zaten Power'a ve bir canı da olsun çıkıyor. Piki atıyor ve headshot. Power'a clutch'ı aldı. Bonus kazanmış oldu S2G. Büyük bir lüks. Ama yani... Büyük bir avantaj.
O kadar rahat olabilirdi ki bu. Farkındasın değil mi? Rast biraz oyuncular korumaya gider diye düşündü galiba. Belki korumaya gider diye düşünmüş olabilir ve tabii diğer taraftan da eline bir silah yoktu. Onu da hatırlatalım. Rast'ın ultisi olduğu için çok rahat davrandı. Ama yani round krize girdi, onu söyleyelim. Tabii Y2C'nin özellikle ikinci yaptığı ekstra vuruş, atlayıp vurdu çünkü Raptors altındaki oyuncu ve Stucci yine çok iyi başladı Ayte'ye. Mola var. Fireflux tarafından bir kez daha tabii geçen haritada olduğu gibi başlamak istemiyor. Haritaya Fireflux ve erken bir müdahale var. Fireflux koç ekibinden. Şimdi karet gitti. Tek bir Guardian Sociable'ın elinde kaynama noktası hala duruyor. O yüzden eğer bir hata gelirse S3'den bu ultiyle birlikte belki pahalıya mal edebilirler. İlk çatışma Ras, Dash'i hala aktif. Bir isabet bulamadı rakip üzerinde. Yine ortaya yakın oyuncular var. Ama burada Fireflux'ın, özür diliyorum, S2C'nin tercihi net. B oynamak istiyorlar. B site'ın içerisinde de kimse yok. Çok rahat bir planter onları bekliyor gibi. Evet. Rezi hala drone'u duruyor. Keşfuk'u duruyor. Buralara kadar çok rahat geldi. S2C hiç yetenek dahi kullanmadan. Yani sarı arkasını falan temizlediler tabii. Burada şimdi Sociable buraya cross'lu. Guardian'la birlikte Ras çıkacak. Şansa bak. Oo, Ras atlayamadı oraya. Atlasa muhtemelen vuracaktı rakibini Y2C. Y2C titiklendi bu arada Ras'ı gördükten sonra. Aşağıya atladı ondan gerçekten vurmak için. Ras'a pozisyonu hazırlamış oldu Y2C. Şimdi Ras devam ediyor. 9 şan açıkta. Burada dash attıktan sonra gepit düşünmedi. Yerden silah da alınıyor. Daha fazla hasar verilebilmesi mümkün bir sebeple. Şimdi Lurs çıkarı koyucu yakaladı. Arkasında Jilersin takas alıyor. Ve kalan sonrası Jilersin nerede oldu? Bir kişi daha hatta diğerini yakalayabilirdi ama hayır. Yakında. İki oyuncu hayatta kalarak ancak round tamamlayabildi S2C. Ama kesinlikle daha rahat olabilirdi. Biraz İşte güvenli pozisyonlarda round garanti altına alınmışken fazla arıyor S2C. Evet ve o da aslında yani çok daha güçlü bir ekonomi olmasının önüne geçti. Yani 900, 350, 1200 bunlar çok daha fazla olabilirdi. Ya sonraki round eko kalabilirler. Bunu kaybederlerse. Gözcü yerleştiriliyor. Çünkü sadece bir kişi para atabiliyor. Evet. Kişi para atabiliyor. Para atabiliyor. Keşke öyle bir şey olsa da zaten aynı şey zaten. Silah atabiliyor. Evet. Yine. Niye şaşırdın ya para atılabiliyor ya? Aynı sence? Şey işte. Silah atıyor. Para atıyor. Ya her şey bu kadar basit indirgeyeceksek eğer. Bir ekipman problemimiz varmış. Ama hangi ekipman olduğunu bilmiyoruz. Ve dileğimiz tabii ki utanmaması. Mikrofon. Tamam. Kötü sıkıntı. Mikrofon sorunu uzar. Niye? Mikrofon niye sorun yapar? Ne bileyim. İşte yani düşün. Demek ki bilmediğimiz bir sıkıntı. Bir dakika. Şimdi ya hangilerini biliyorsun peki? Ya işte ben de onu diyorum. Mikrofon sıkıntı yapmaz durduk yere ama neyse zaten hızlı geçti. Durduk yere yapıyormuş. Demek ki büyük bir sorun var diyecektim. Küçük bir sorunmuş. Wood. Sociable'a destek olmaya çalışıyor. Bir tane dalga kullanılmıştı. Operatörle birlikte Russ B önünde hemen. Yanında arkadaşları da var. Görebildiğimiz üzere. Üç arkadaş da ortadan oynamaya çalışıyor. Power ultiye sahip.
Duvara atıp arkadaşlarını tüp altına sokabilir. Viper smoke açıldı. Tüpe de ilerleyebilirler. Yani birçok seçenek var Icebox haritasında. Tamam. Ve tamam. Lurz ilerledi. İlk çatışma sonuç yok. Şaşkın hazır. İki oyuncu tüpte. Orada baskıyı verdi. A tarafına doğru şimdi hareketleniyor. Suji tarafı. Power'ın bir ultisi var. Jilers'in Wood'un ultileri var yalnız diğer tarafta. Fireflux'ta. Jilers burada yanında. E2J var ve yavaş yavaş A tarafına doğru hareketleniyor. Şimdi rotasyon da gönderecek buraya doğru. Birazcık daha Wood yaklaşıyor. Ooo Jilers. Çok bir saniye ulti. Kala ultiye basacak gibi ses bekliyor tabii. Bir sesi duyduğu anda o sesi duydu ve hemen ultiye bastı. Power'a doğru üzerine çıktı. Nasıl? Yakalıyor, nasıl yakalıyor bilmiyorum. Nasıl yapıyor bunları bilmiyorum ama yapıyor. Ya bu kill'in verse yok yalnız hala kurulamadı. Çok büyük problemdi. Spike'ı kurmaya çalışacaklar. JJ Baro'yu yakaladığı içerilerinde dışı var. Yakalayabilirlermiş. Versi takas geldi hala. Spike çok az bir süre varken plant'ı kurmaya çalışıyorlar. Almaya çalışıyorlar. Ras yakaladı JJ'yi ve avantaj bir anda S2C'ye geçti. Arkadan gelen kimse yok. Ve bir başka Viper'in içerisinde hücum ekibi adına açıldı bu sefer. Sociable içeri girmeye çalışıyor. Duvar var. Canı bir hayli azaldı. Zaten ulti varken pek önemsemedi bunu. Yukarıya çıkacak. İnmeye çalışabilir altında Ras. Bunu biraz geç oldu. Vurdu. Diğer iki oyuncuyu arayıp bulması lazım. İşi çok zor. Geride biliniyorken ultisi var ama bunu daha harcamak istemedi. Atladı ve atlar atlamaz da diğer tarafından fark edildi. 5-0 Haven'o nasıl başladıysa Icebox'a da böyle başlıyor S2G. Full kaos bir round oldu bir noktadan itibaren. Plant aslında yani çok Viper ultisinin olduğu yerde çok gecikti. S2G tarafı için fakat site içerisindeki birbirine çok iyi takasladılar ve 3'e 1'e getirdi durumu S2G ve bir kez daha rakibi yarım diyebileceğiniz bir satın almayı itti. S2G 600 krediye kadar düşmüş. 2 Vandal var ve Raz üzerine geliyor mu? Yakın mesafede düşürmeyi başardı. Operatörü de beraber ve Jilerst yine burada Raz. Burada daha fazla agresiflik olduğundan emin gibi şu ana kadar S2G cross koydu ve bu iki oyuncunun hareketini bekliyor ama Spike bu esnada dağ tarafında şu anda ve şimdi hamleyi Reese yaptı, cezayı Jilers kesti. Ulti var Power'da, bunu unutmamak lazım. Geri kalan bölümü de iyi oynamak zorundalar. Yastavuz'u kullanıldı, Ras ilerliyor. Dostlarımı yok derin. Edemezsiniz. Power'un ultisi devreye girdi ve Ras skoru almak istiyor zannediyorum ama dikkatli olmazsa büyük bir sıkıntı doğabilir. Herkes arkasında. Bakmıyorlar. Power'a şimdi dönecek mi? Pardon, Reese'in önünde ve Lurus yakaladıktan sonra en azından bu skorları aldılar. Almasalar büyük bir facia olabilirdi. Gerçekten öyle, ortayı izliyor. Oo, kaçırdı bir yani. İkisinin de infosunu verebilirdi ama taret varmış orada zaten. Infoyu vermiş oldu. O taret ve 4'e 2'de Y2J, JJ ikilisi drone da kullanıldı. Drone'un arkasında ipince bir boşluk vardı. Ve Ras oradan bir uçak gönderdi. Sonra duvarın üzerinde çıktı. JJ düşecek. Ras'ın bir sonraki kurbanı olarak 6-0. Galiba biz bugün istediğimizi alamayacağız. Yani yakın bir yerde geçmeyecek gibi duruyor ama belli olmaz. Yani Fireflux bakalım toparlanabilecek mi? 3 tane yarım zırh olacak gibi duruyor ve 3 tane ulti var. Sky ultisi, Killjoy ultisi ve Gekko ultisi. Gerçekten güzel ultiler. Hücum ekibinde ise bir Sov ultisi var ama muhtemelen Jensen ultisi de sağlanılacak. Yine teknik bir sıkıntımız var. Mikrofon sıkıntısı öyle kolay çözülmez demiştim. Ama bilmiyorum mikrofon sıkıntısı mı? Şu anki teknik olmamızın sebebi. Bu sefer mouse problemi. Peki mouse daha mı az ciddi senin gözünde? Mouse daha az ciddi mi benim gözümde? Evet. Neden? Çünkü hemen değiştirebilir misin? Hayır, ondan değil. Yani neden? Mouse probleminin genelde ne olduğunu biliyoruz. Şarj oluyor. Bozulmuşsa tamamen? Bozulmuşsa yedek mouse'u vardır herhalde. Ya yoksa? E-sporcu arkadaşımızın yedek mouse'u yoksa üzülürüm kendisi için. Karahan'dan yedek mouse'u olmayan e-sporculara inanılmaz bir bak, söylem.
Bak mouse değişiyormuş, kolu geldi. Tamam canım, sonuçta S2G şampiyon olmuş bir takım. Onu herkesin yedek mouse'u vardır. Tamam o zaman niye bozulduk? Ama herkesin olmayabilir. Herkes e-sporcu. Her e-sporcunun değil. Yedek mouse'unuz olursa iyi olur arkadaşlar, yoksa canınız sağ olsun. Sağlık olsun. Evet, çabuk değişti. Tabii canım, insanlar da yedek mouse'la durmuyorlar ama işte maç Firefox S2G maçı olunca yedek mouse bulunuyor. Evet. Round da çok hızlı başladı tabii. Şimdi yakın bu arada. Tower'da bir tane oyuncu var. Hemen altında bir tane oyuncu var. Sociable yine Pipes kısmında, bölümünde bir oyuncu var. Üç oyuncu yakın, agresif. Ve ilk round'unu arıyor yine. Fireflux, Rust altında Wood'u yakaladı. Ama yani Wood diyordur ki bu nasıl gerçekleşiyor arkadaşlar? Çekilin yolumdan. Evet. Yani Cilers'in kesmesi gereken yer orası. Shorty ile geldi bir de. Social'ı yakaladı, hiç derse düştü. İyileştirdim. Teker teker ağdaki 3 ön savunma, kalabalık savunma yakalanıyor. Bu bir fiyasko savunma için. Çünkü skor 7-0'a gidecek. Yani bu öyle rastgele bir hata değil zaten. Onlar evet. için büyük bir yani fark var. İnanılmaz. Hala tabii şeyi görebiliyoruz. Yani henüz Fireflux'ta o iletişim S2G seviyesinde değil. S2G'de birçok şey çok daha oturmuş haliyle bir süredir. Bir arada oyun oynandığı için ve Riantis kalan iki oyuncuyu da bitirdi. Burada 7-0 yaptı S2G bir kez daha. S2G için Haven haritası da zaten hani büyük bir farkla başladı. Ortada büyük bir farkla başlıyor. Özellikle tabii Fireflux'a karşı bunların yapılabiliyor olması onlar için göz dolduran hareketler. 14 skorda Rust müthiş bir seri kendisi için şu ana kadar. Burada 5. Ve hemen bir dash geldi. Rust tarı tıkırdı ve pozisyonda ona yanıt vermeye çalışan oyuncular var. Ama tabii çok net bir silah avantajı görebiliyoruz. Rust bıraktı burayı. Dash bitiriyor Sociable ama yani buradan sonuç alması zor Sociable'ın. Ortadan. Evet, Lurs smoke'unu almaya karar vermiş. Ortadan oynamayacak bu oyunu. S2G tarafı. Şimdi B main yavaş yavaş kontrol altına alınıyor. Ya yani burayı o kadar rahat alıyor ki S2G her seferinde. Ya o kadar bir şey kullanmadan alıyor ki burayı. Devamında çok fazla malzemesi kalıyor. Bizi hiçbir şey atmadan alıyor burayı resmen. Mesela Yastavuz'u içerisinden geldi. Plant'i engellediler yalnız ve burada kalabalıklaşacaklar saniye. İyice. Ve daha sonra Gekko'nun ultisi falan var, Gekko ultisi var. Ya kullanırlar mı bilmiyorum. Plant'i alacak Power'a. Sanıyorum bunu engellemeyecekler ama düşürebilirler mi Power'ı? Power içeride kaldı zaten. Bir canı var, yakına kadar gidiyor. Bir canlı hayatta kalamadı ve rakibe silah vermiş oldu. Arkada Riens ve yanında da Rust. Biraz iki oyuncu birden yapıyor bunu. Şimdi ilk skor alındı Riens tarafı. Arka tarafta Rust'ı görmemişlerdi. Site'de iki kişi var sadece, bunun farkındalar ama geçebilecekler mi bu problem? Atılan bu perde oldukça etkili. Dalgın ardından onu kurmaya çalışacaklardır. Son ultisi devreye girecek. Rust ilerlemek zorunda kalacak. Son ultisi sayesinde imha engellenirken buradakiler de arda arda geliyor. Rust. Ve 8-0. Rust kaçırmıyor gerçekten. Tabii burada ortadaki o iki oyuncunun varlığı biraz tehlikeliydi ilk etapta. Özellikle operatörü oraya göndermek ama tabii Sova ultisi ne güvendi birazcık da S2G tarafı ve gerekli zamana da kazandırmış oldu zaten ultisiyle birlikte. Reezy 16-5. Rust operatör mermisi asla kaçmıyor. Çift operatör var. Fireflux'da Y2J ve JJ'nin ellerinde bir şeyler deniyor şu an Fireflux. Bir şeyler çalıştırmaya çalışıyor. Ama durum 8-0'a geldi ve roundların oynanış şekilleri de
çok memnuniyet vericidir diye tahmin ediyorum S2G için. 8-0. Yorumların ötesinde zaten skorlar. Ve operatörler karşılıklı olarak eş zamanlı killer buldular. Bir tarafta Wood düştü, bir tarafta Power ama sonrasında Y2J operatör killini ikiledi. Geliyor. Bakalım ilk defa round kazanabilecek mi? Bu haritada Firefox teşvikler de karşılıklı olarak kullanıldı. Bir var ve Y2J bu 3 oldu. 3 oldu. Jens bu arada neyin peşinde denedi. Ama kaldı burada. Kaldı. Ve yerinde sarmal bomba da bırakamadı. Ve kullanılan bir... Ooo 2 skor çıktı. Ya, yalnız 2 oyuncu da... Sonrasında ancak geldi takas. Ya inanılmaz. Ben neredeyse rahat gidiyordu yine. Bir oyuncu ikinci oyuncusundan diğer oyuncu... Gekko oyuncusundan aynı şekilde etkilenmiş durumdalardı. Çok enteresan bir pozisyonu var. Riyaz neredeyse kazanacak noktaya getirdi round'u. 8-1 Fireflux. Sonunda bir round kazandı. Ama tabii bunları bir seriye dönüştürmek zorunda. Bakalım. Y2J'in önderliğinde kazanılıyor round. Ama az kalsın onu da vereceklerdi. Yani Y2J öyle bir savunma yaptı ki site'da. Bu da şans eseri gidebilirdi. Son anda Riyaz kendine geldiğinde rakibi onu çok zor fark etti. O da Y2J aslında. Ama peşinden JJ'in takası anında geliyor. Ki yani JJ'in de elinde klasik vardı sadece. O an için. 8-1 mola ilk kayıptan sonra S2G'den geldi. Biraz sinirler gerildi diyebilir miyiz S2G'de? Öyle yoksa niye alsınlar? Değil mi? Yani sadece sinirlenince mola alınıyor. Evet. 8-1 molası neden olur sence? 13-0 yapamadık. Yani 8-1 molası şundan olabilir. Yeni bir şey görmüştür mesela rakipte. Koç, IGL. Buna hemen takımla konuşmak isteyebilir. Bir nefes alalım. Veya işte rakip bir round kazandıktan sonra seriyi yakalamasın. Çok sıcak olmasın. Biraz da bir nefes alalım diye alınmış olabilir. Yani bütün taktik molalar bu arada JJ Operator korumuş kendisinde. Y2J'ye atmamış. Bütün molalar sadece ve sadece taktik konuşmak için değil. Ve böyle de olmuyor zaten aslında. Hiçbir zaman. Ve yani JJ bir risk aldı. Perdeden çıkıyor. Ve Ras tarafından yakalandı. Power'a Brent'i alacak. Bir de ultisi var. Yani bu round gerçekten zor bir round. Flash. Toplan getirdi. Aaa Power'a düştü. Power'ı yakalamayı başardı. Bir seriye götürebilecek mi? İki kazandı round'ın ardından. Derken Reezy Firefox'a iyi bir yanıt verdi. İki tane kill. Yanıtlar geliyor ya. Sociable'da üçüncü killini aldı. Bir ace belki de round sonunda onun adına mümkün. Sociable oturdu, vuruldu. Bire bire kadar gelen pozisyon süre gitti derken bu turretin değeri oldukça önemli. Y2J. Turreti kuruyor. Rakibini bekleyecek. Turreti kırdı. Yarıya kadar alındıktan sonra Riyaz çıkabilir. Y2J çözmediğini bildiriyor. Riyaz sadece zamanlamaya çalıştığında Y2J. Süre var. Ve bu ikinci round olacak Firefox için. Ucu ucuna yine Y2J'in ve Sociable'ın ne kadar hızlı başrolde olduğu bir round ama Y2J gerçekten harika bir vuruşa imza attı. Riyaz daha soğukkanlı oynayabilirdi. Kesinlikle oynayabilirdi. Vermeyebilirdi rakibine bunu. Ama yine de yani Y2J de maksimum o pozisyondaki oyuncunun yapabileceği aynen maksimumunu öyle yaparak yine round'u takımına getirmiş oldu. Hayati roundlar bunlar tabii ki. Yani bir anda bu yarının 8-4'e gitmesi ikinci yarıda başka bir şeyden söz ettirebilir bizlere. Bakalım nereye doğru gidecek ortaya. Doğru hareketleniyor Spike'la beraber. İkinci Ruff önderliğinde Sociable tüp tarafına bakıyor. Ortada bir turret var. Yine operatör var burada ve Maura Spike vurdu. Bir tane de skor çıkarttı ama devamlı JJ tarafından takaslanacak. Dur. İki taraftan baskı var ve
Riyans ve Riz'den gelen skorlar Y2J sadece bir tane çıkartabildi. 2 ve 3 durum. Yavaşsın. Russ, oğlum her yer kaos. Ben ne olduğunu şaşırdım artık. Gilaş saat üstünde. Riz'i tespit etti. Gilaş acayip atlayacak ve Riyans. Daha da ayağı yere bile yakalıyor. Yani ortada B split oynandı ve orası tamamen bir karmaşaya döndü devamında. Anlamak gerçekten zordu. Yine 10'la 2 ihtimali var Haven'da olduğu gibi. Evet. Bakalım yapabilecek mi? S3'ün 3 ultileri var. Belki 5 ulti bile kullanmış olabilirler round sonunda. Killjoy ultisi ve Viper ultisi de gelmek üzere. Savunma ekibinde ise Sky ve Killjoy ultisi var. Bakalım nasıl oynayacak savunma takımı. Çekilin yolumdan. Tek rifle. O da Wood'un elinde. 4 tane şerif olacak. Çok net bir silah avantajı var. Şahin uçtu. Kör oldu. İşi bıraktı. Soğuşmalı arkasında birilerinin olduğu belli. Viriens. Dalga sesi kesildi. Yeteneğin de yanına gelince böyle bir dalga sesi duyuyoruz. Evet ve 3 ultisi var S2G'nin. Şimdi onlardan tabii daha sonra tarafından bir tanesi kullanıldı ve Roche'nin geriye doğru kaçacak işaretlendi. Russ ultisiyle beraber hareketleniyor. Hemen iyileştirme de aldı takım arkadaşından. Oradan deneme. Canı çok yandı bu esnada. Russ'ın 84'ü kadar düştü ve savunma teknik kullanıldı. Burada oyun planı ne olacak? S2G'nin geri mi dönecekler yoksa bekleyip tekrar mı A'ya gidecekler? Herkes A'ya gidiyor, B'ye gidiyor. Şu neden? An Fireflux tarafında S2G hala buralarda geziniyor ve sadece Y2J A-site içerisinde. Yani alınan risk pek sonuç vermeyecek Y2J'yi oynayamazsa. Bir mermi isabeti var Y2J'den, Russ'un canı bir hayli azaltıldı ama Paro'nun can tazelemesi tekrar gelecektir. Birazdan yakında oynamayı tercih ediyor Russ. Atılan mermiler var, gelecek güzel şekilde yine spreyini görebiliyoruz burası. Dikkatli olması lazım, can tazelemesi geldi ve bu esnada Y2J Viper'ı yakaladı. Bu Viper yine inecek. Paro'da ulti var, arkadaşını kaldırabilir mi emin değilim bu esnada. Ve asit omuzları atılıyor, yetenekler ardı arda bir süreli gelecek. JJ sakin yaklaştı, arkadaşını kaybetti. Sonrasında Sociable takasılıyor ama içeride yakalandı. Paro tarafından tek başına kaldı Jules. Round'u kazanma inme ihtimali var ama teşhis kırmadı. Ultisi var. Yapması gereken çok şey var ama bu kadar süre var mı? Bu biraz meçhul. Teşhis kırmaya giderken zaten Spike'ı çözmeye pek bir zaman kalmayacak. Kıramadı ve daha. Kıramadı da ardından acımasız yani. Geliyor buraya. Rizzi ve bıçakla ilk yarının son roundunu teslimlemiş oluyor. 10'a 2. Haven'da olduğu gibi. 2 tane 10'a 2'lik Firefox'a karşı yara oynadı. Üstücü inanılmaz bir şey bu. Bayağı bir. Yani ya inanılmaz gerçekten olan şey sadece skor değil. Oyun kalitesi. Evet. Oyun kalitesi zaten. Gerçekten son şampiyon gibi Üstücü şu anda. Ve İkinci yarıya da çok ciddi bir avantajla girecek. Bakalım tabancayı kazanmayı başarmıştı Haven'da. Fireflux ona 4'e getirmek için ve bir geri dönüş ateşi yakmıştı. Ama bunu tekrarlaması ve daha da büyütmesi gerekecek. Bu haritada. Yani eğer böyle giderse, yani yine aynı kıvamda ikinci yarı geçerse S2G için herhalde ligin en net favorisi S2G diyebiliriz rahat rahat. Bu haftalarda tabii bunu çok söylemenin, dinlendirmenin bir pek manası yani yok belki ama en hazır olanların olan takımın onlar olduğunu söylemek herhalde çok yanlış olmaz. Evet ve şimdi Sociable bir tane flash'a sahip. B'ye perde de atıldı. Bizi gelen Harbor yeteneğinden sonra denemelerini yapıyor. Şok var. Basit omuzuyla kombine edilse daha iyi ama birlikte mi atılacak bakalım. İlk önce şok gitti. Plant alınıyor. Sıkıntı yok. Bayağı hasar var JJ'yi üzerinde ama plant alınıyor. 34 cana kadar düşmüş. Sociable da 66. Şimdi Russ buraya doğru yavaş yavaş hareketleniyor. Ve power out duvarı var. O duvarla birlikte yarıya kadar almak isteyebilir. Ve duvarını kullandı hemen. Üzerine bir de smoke açıldı. Para yarıya kadar aldı ve içeride. Başlarda rakip üzerine koşuyorlar. Power out. Son anda düşecek. Gilash 4 skorla roundu bitirdi. Ama son anda.
son anda yani skorlar onu göstermedi ama power az daha çözüyordu. Ve tabanca bir kez daha Fireflux'a gitmiş oldu böylece. Tıpkı Haven haritasında olduğu gibi bakalım bunu nereye dönüştürebilecekler, neye dönüştürebilecekler. Ona hiç force yok. Zaten savunmada genelde takımlar eğer Kuzey Amerika takımı değilse çok tercih etmiyorlar. Hücum ekibi satın alım yaparken Fireflux yani bonus safhasında biraz düşündüler. İki Spectre ve bunun yanında Vandal Bulldog. Mevcut soruşum da sonraki roundda rifle almaya çalışacaktır. Sarmağa bomba yolda. Bu arada hasar çıktı. Hasar tamamlandı. Yani hasar bile tamamlandı üzerine. Soruşum alacak hemen takım arkadaşının düşürdüğü silahı ama silahı ama yani 4'e 5'e gelmiş istemezdi. Eyvah mı? Yoksa Russ bir tane daha vurdu. Ooo! Rezil vuruyor. Soruşum'a neler oluyor? Y2J artık tek başına 4 rakibi var. Çok kılaç aldı daha önce. Çok kazandı ama bu imkansız. Rezi Y2J'yi düşürüyor. Geri dönüşten bahsederken öyle bir şey yok dedi Stuji. Yani çok yani aslında daha çok Fireflux demiş olabilir. Evet. Öyle bir şey yok diye. Acımasızca oldu bu round. Yani Fireflux'ı bu round'u kaybettikten sonra geri dönüş yaparken hayal edemiyorum. Bu tarz roundlar böyle kaybedilecek roundlar değil. Ona 2 iken 11-3 oldu ve şimdi forslanılıyor. Yani mantıklı forslanması. 12-3'e bırakmak yerine burada force'u tercih etmek bence anlaşılabilir. Ve Yeremoku duvara yapışacak zannettiğim bir şey ama hayır. Yere düştü ve E2J'in nerede oldu anlaşıldı. Can sıkıntısı veren bir round'dan sonra oyun oynamaya çalışacak Fireflux. Gerçekten zor. Power'a ulti gördü de hemen geriye doğru çekilecek. Hemen devamında da duvarını kullanıyor. Russ burada. Sadece iki kişilik bir sağ savunması var. JJ ultine, ultisi Oye! Var. Oye! Canavar geliyor! Canavar gelirken hemen kullanılan bir duvar var. Duvar kurdu. Çok Russ! Vurdu, vurdu. Kaçtı o esnada Jilers gel takası almış. Koydu yine Russ ve Jilers onu da vuruyor. Takımını hayatta tutmaya çalışıyor Jilers. Sayı avantajı getirdi. 4'e 3 ve Torchable bizi düşürüyor ve Jilers'ten bir skor daha. Lurz tek başına kaldı. Ve bu Force Fireflux'a 4. round'unu getirmek üzere. Yani ilkili aldılar ama sonrasında herkes yıkıldı. Russ'ın pozisyonunda kaçırdığını gördük. Site arkasındaki oyuncu yalnızdı. Genel itibariyle tabii teker teker pozisyonlara girildi ve sonuç alınamadı. Ha, daha farklı olabilir miydi? Evet olabilirdi round savunma ekibi için. Daha iyi bir bireysel performans. Round'u getirebilirdi ama böyle bir şey mümkün olmadı ve Fireflux hala son sözü söylememiş vaziyette. O 1-4 Bulldog korunulacak. S2G'nin Force'a gidip gitmeyeceği konusunda da şöyle bir bakalım. Çıkarılabilir. Bir satın alım yapılabilir. Neden olmasın? Yani 4 silah var. Evet bakalım tercih ne yönde olacak S2G tarafında. Yani 2 tane... Ben yarım taraftarıyım ama çekilirse de zaten kim ne diyebilir. Ekranımızda minik bir problemle karşı karşıyayız derken molaymış. Evet. Çok enteresan olmadı mı mola bu sefer? Neden? Böyle tamamen dondu her şey. Bir süre ve sonra geldi mola. Bana hiç garip gelmedi ya. Bana çok garip geldi. Ben bir şey oldu ekranımızda sandım yani. Evet. Bana niye normal geldi diye düşünüyorum şu an. Round'un kazanılış şekli
hala böyle çok böyle hani Fireflux'un oyun planı işlediği vesaire diyeceğimiz yok, yani ulti kullanıldı. Şey değildi. Yani bu tarz roundlara da ihtiyaç var her zaman tabii ki. %100 doğru oynayıp kazanamazsın. Ama günün sonunda bakacağımız şey Fireflux'un oyunu dikte edip edemeyeceği. S2G'ye. S2G'ye hücum konusunda oldukça rahattı çünkü. Aynı rahatlığın bir benzerini de göstermesi gerekiyor Fireflux'un çünkü fark çok fazla. Ve bu serinin son haritası burada artık 3 puan S2G'ye çok yakın. Satın alım gerçekleşti. Power'a Şerif oynayacak. Rust yukarıda kalmak istiyor mu? Bizi drone gönderdi. O ortada Power ile yetişecek karşı karşıya gelebilir bu arada. Buradan çıkmaya çalışmış Power ve hasar da almış. Riens de burada ortaya oynamak istiyor gibi. Şu an ne tarafa doğru gidecek tüpemin? Headshot var galiba bir tane wallbang'le karışık. Var var. Yanlış görmediysem CC 16 cana düşmüş ama skor yine de gelmedi ve yani skor daha doğrusu Fireflux lane'e gitti ve hemen canı da toparlandı CC. Ama çok sıkıntılı yani şu kayıplar hiç oyununu oynayamamasına sebebiyet verecek belki de. Çünkü iki oyuncu da birebir denerken düştü. Evet. Ve şimdi oyun A'ya doğru giderse bakalım biraz operatöre neler çıkaradı. İlk oyuncuyu gördü ve düşürdü. Deşi yok. Kullanmıştı zaten. Yerine yakalayınlar ama kaçırdı bu sefer. Üzerine doğru Harbour. Belki de gelecek. Smoke attı ilk etapta. Rast'ı tutmak istiyor. Yakaladı Harbour artık. Deşi de var. Tek başına kaldı. Rakibinin üzerine gidip bu oyunu yapmak zorunda. Bir ekip olursa arkasında şu anda. Gekko bunu anlayamadı ve JJ round'u tamamladı. 11-5 yapıyor Fireflux. Rakibin dikkatsizlikleri iyi değerlendiriliyor. Şu ana kadar rast sıkıntı çıkartabilirdi ama çok kalabalık tabii ki Fireflux. Evet. Bu sefer bir eco round olacak. Rust'ın ellerinde ulti var. Ve 23 skorda. Bu ultiyle bakalım fark yaratabilecek mi? Yine Sova ultisi var. Round'un gerçekten gidişatını değiştirebilecek. İki tane ultiye sahip. Şu anda S2G ve Fireflux biraz hızını kesti. Rakibinin son 4 round'un kazandılar. Yani o kaybettikleri anti-eco'ya rağmen hala maçın içerisinde Fireflux. Ciddi bir fark oldu. Şimdi JJ yeteneğini kullandı ve Paro'yu etkiledi. Sonra Russ çıldırdı ve hasar çıkartma emin değilim. Ve geriye doğru kaçmak durumunda kaldı. 18 canı düştü çünkü diğer tarafta da Paro agresifleşmeye çalışıyor ama o da geri kaçmak durumunda kalacak. Ve A hücumu açık başlıyor ve site içerisinde sadece 2 tane oyuncu var. Bu arada yakındı. Buna benzer bir round kazanıldı biliyorsun. Dikkatli olması lazım Fireflux. Güzel bir şok bırakılacak. Hala plant alınmamıştı bu esnada. Rust, Faro düştüğü için can tazelemesi de olmayacağından ötürü bu canla devam etmiyor. Burada Viper ultisi yatırımı da geldi. Ne olur ne olmaz diye. Ve Rust içeride geziyor şu an. Ok var. Bir arkadaşım daha kaybetti. Viper'ı görecek ama headshot yok. Yalnız geldi ardından burada. Güzel spray transfer frenzy ile Lurz için ancak sadece bir tane kill alabildi. 11-6. S2G bir kez daha yaklaşıyor evet. Fireflux. Şimdi silahlı round geçirecek. Operatör var Rus adına. Schlerz 20 skorda. 13 skorda E2J var. Çift tanelere çıkan isimler bu iki isim. Ve diğer tarafta Rus 23, Reezy 16, Riens 14 skorda. Evet. Operatör bu sefer B'ye yerleşti. A'da. Riens ve Easy. Var. Yine yanlarında. Bence kaçın. Lurz var. Kaynama noktasıyla beraber A ucumu. Başlıyor şimdi soğuşumu içeriye doğru önden hareketleniyor. Hemen bir tane flash gönderdi. Sen içerisinde geçiyor. Sarmal bombalar açıldı. Bir tane hasta ucu gönderildi. Soğuşumda biraz hasar var. Kankus o esnada düşünülüyor ve plant şimdi. Bu tarafından alınmaya çalışıldı ama henüz olamadı ve geldi buradan yani bir tane skor çıkarttı ama o esnada gelen takaslar var ve 1 ve 2 de Ghost dönemi isabet var 8 can kaçırdı rakibini 1 ve 1 de arkasına geçti rakibini Rast ve görmedi 58 can Jilest 1 ve 1'i kazanıyor. Ya Jilest de görmeyebilirdi, çok enteresan şeyler olabilirdi yine oldu da zaten.
daha enteresanı bile olabilirdi. Yani şöyle oldu biraz. Kendi arkasında kaldı Gilerst ama Gilerst rakibini tam olarak görebildi biraz, onun yanında kaldı böyle. Büyük şans ve şanssızlık aynı zamanda ve 11-7. 11-7 biliyorsun bu skoru gördük yine Haven arkasında. Evet ve bundan sonra da 13-7 olmuştu. Evet bundan sonra 13-7 olmuştu ama galiba daha farklı bir son bekliyor bu sefer bizi çünkü Antieko olacak. Evet. S2'ci Sage şu an. Duvara atmadı galiba, evet. Ortaya doğru ilerliyorlar. Açılıyordu Russ. Alarm botu bekliyor. Bayağı hasar aldı Russ ve bu şekilde geri çekilecek. Tabii hemen parada can tazmini verdi. Evet. Paura. Yavaş yavaş A hücumu geliyor. B tahmin mi etti? S2G'ye ama klonlar kapmanla beraber info da var. Russ işaretleniyor. Paura. Biraz hasar var ama kendisi de 11 canı kadar. Düştü. Ooo Gizmuku her gizli full HD gösteriyor bu esnada ama mermilerde isabet yok. Bir türlü derken değildi. Bir tane vurdu, bir tane çabuk skoru ama. Fireflux çok çabuk takaslar. Lurz'un bulduğu bir tane skor var. Durum. Çok iyi üstüne suyu aldı. Asit havuzu. Geriye doğru itecek. Sochibul'un bir mermilik canı var. Yani şu an için hala imkansız değil. Lurz güzel asit havuzları kullandı ve yaklaşmayı tercih etmedi buraya. Ne deneyecek acaba? Akılama çalışacak. Galiba böyle bir şey deneyecek. Yani çok zekice olabilir. Rakip bunu beklemeyebilir. Ama pozisyonu özellikle ilk oyuncuyu yakaladıktan sonra çok zor hale gelecek çünkü süre az. Zehir yükseliyor. Yalnız yüksek canlı oyuncu açıkta şu anda. Perdesi açık mı? Emin değilim. Ooo Lurz arkadan dolandı, headshot'ı gönderdi. Sochibul'u da gördü. Bir mermilik canı var, hatırlatalım tekrar. Flash'tan da etkilenmedi. Lurz inanılmaz. Akıl dolu bir clutch. İlk oyuncuyu vurduktan sonra Sochibul'u gördü ve Wallback'lerle yakaladı rakibini. Rifle'a gerek yok. Öyle bir arkaladı ki kimse buna inanmadı. Arkadan geleceğini düşünmediler bile. Hasar verdin diye, hasar verdiğini söyleyen takım arkadaşlarına da teşekkür etmesi lazım aynı zamanda ve kullandığı asit havuzu. Sochibul'un canını biraz daha azalttı. Plant pozisyonunu değiştirdi ve inanılmaz bir clutch. Yani Antieko'lar 12 bu sefer sonuç farklı olabilir dedi. Bir tane Antieko kaybedildi. Ve 12-7'ye geldi durum. İnanılmaz. Kaybedilen roundların ikisi de Antieko ikinci yarıda. Lurz çok iyi bir gün geçirmiyordu belki bugün ama güne akşama imzasını böyle atmış oldu. Bu Fireflux için başka bir yürek burkan an. Evet. Geri dönüş deniyorsunuz ve yani iki rakip 12'ye ulaşırken iki tane Antieko kazanıyor. Gerçekten izin verilmemesi gerekiyordu. Ama Rizzi'nin dönüşü Şerif'le geçtiğimiz evet. Sahnede o da çok güzeldi. Ve çok kritik bir round hanesine yazdırmış oldu böylece. 5 tane harita puanı S2G tarafı için karşılıklı 3'er tane ulti var. Her iki tarafta da ve operatör yine Russ'ın ellerinde olacak. Yine Pavron'un ultisi de sadece bir yük uzaklıkta. Onun da ultisi gelebilir. Ve arkasında çok hızlı. Kaptanla beraber devamında. Yine aynı şekilde Gekko ultisi de kullanıldı. Kaplan'dan bir önce etkilenmiş olabilir orada. Sarı arkasına kadar almayı başardılar. Ultiyle beraber, Gekko ultisiyle beraber ve şimdi tekrar. Şaşkın uçuyor. Hücum hareketleniyor. Bir perde kullanıldı. Ama buraya kullanılan power duvarı da rakibi birazcık buraya odaklı ilk etapta. Bu arada ne kadar kalacak burada? Duvarının her parçası neredeyse kırılacak gibi. Sarıda oynamaya devam ediyor Power'a. Pek bir çekincesi yok ama rakip hücum ederse yardım alabilmesi kolay olmayabilir. Yakın savunmak konusunda kararlı gelen flash'tan sonra burada kimse yok, bilgisi var. Ama Power'a orada bakmayabilirler. Bakmazlarsa büyük hata olur ve bir tane ok atıldı Power'a. Skoru aldı JJ. Artık yok bir flash, Power'ın dibine kadar geldi. Vurdu ve skoru
oldu. Takas bu şekilde atarken Wood üstünde Riens'i yakaladı. Skavitsi kullanılmış durumda. Soğuk için hatırlatalım savunma ekibi için. Bu Plant'i yerlerine üzere kullanılabilir. Plant alındı. Asıl avusu denemeler. Üçüncü ulti skor yok ama Ross vurdu. Ross geldi. Sociable sadece 25 can hatırlatalım ve Lurz'da bir Viper ini mevcut kullanılabilir. Durumda şu anda. Sociable bir flash. Yaklaşık 7-8 saniye sonra aktif olacak ve hemen perdesinde Wood kullandı. Lurz bu arada Sociable'ı Wallbank'lerle düşürmüş ve Jilent'in değeri biliniyor. Şimdi bir açtığımızı gönderecek. Wood 20 cana düştü. Reezy. Wood yakalamayı başardı. Yine mi? Jilerst tek başına. Anlayayım yine mi 13-7? Sal artık bizi 13-7. S2G 2, Fireflux 1, 13-7, 13-7 ve 13-7. 3 haritada 13-7 bitti. Gerçekten ilginç bir seri. Ama 13-7'ye geliş şekli de bu haritanın çok garipti gerçekten. Evet. Yani kaybedilen roundların Fireflux tarafında kaybedilmemesi gereken yani roundlar olduğu kesin. Her şey ne içindi biliyor musun? Sanki Icebox'ta bütün olan her şey haritanın 13-7 bitmesi içindi. Evet. Geldi. Yani tamam S2G kazanacak ama 13-7 kazansın. Sanki böyle kurgulanmış gibiydi yani. Ve 13-7, 20 round, 60 yapıyor. 60 round sundum. Nerenin plakası? Fakat. Evet. Değil misin? Evet, bilmiyorum. Ben nereliyim biliyor musun? Biliyoruz canım. Tamam. Ağrılı falan diyor. Evet. Evet. Ve tebrik edelim. Yani tebrik edelim de. İyi. Tabii ki tebrik edelim de yani maç asla olmaması gerektiği şekilde ilerledi. Ya S2G gerçekten. S2G için değil bu arada, Fireflux için. Kesinlikle S2G öyle. S2G için zaten kılçıksız. S2G'nin takım içi iletişimi ve hazırlığı, yani daha şöyle söylemek lazım. Çok daha hazır bir takım oluşu bugün itibarıyla bence biraz ters geldi ve sert geldi Fireflux'ta. Ve Fireflux'ın zamana ihtiyacı olduğunu biraz daha söylemek lazım. Evet.